How to Fix It'in 4. bölümünden herkese merhaba. Ben Hüseyin Karay. Fulfillment Tribe altında stok alokasyon ekibinde developer olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle beraber yine Fulfillment Tribe altındaki Asteria ekibini yakından tanıyacak ve fix ettikleri süreçler hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle arkadaşlarım da kendini tanıtabilmesi için topu Zülal'e atayım. Selamlar, ben Zülal Akkan Çiçek. Fulfillment Tribe altında Asteria ekibinde yaklaşık 2 yıldır developer olarak çalışıyorum. Ben de topu Mehmet'e atayım. Selamlar herkese. Ben Mehmet Yalçınkaya. Ben de Zülal'le birlikte Fulfillment Tribe altında Astera ekibinde developer olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 yıldır bu ekipteyim diyebilirim. Hoş geldiniz. Peki ekibinizden de çok kısa bahsedebilir misiniz? Asteri ekibi neler yapar? Tabii ekibimizden bahsedecek olursak ekibimizin sahiplendiği çeşitli domainler var. Hem B2B hem B2C tarafında. B2C tarafında operasyonun paketleme ve sevkiyat süreçlerini yönetiyoruz. Ve depo içerisindeki paket dağıtımından sorumlu olan konveyör sistemin yönetimi de bizim sorumluluğumuzda. B2B tarafında siparişin alokasyonundan sevkine kadar tüm süreçleri de biz de diyebiliriz. Bugün nelerden bahsedeceksiniz? Nasıl bir akışımız olacak? Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Olur. Ya bugün aslında depodaki B2B süreçlerinde kullandığımız sistemimizin web platformundan bahsedeceğiz. İşte öncelikle eski sistem nasıldı, ne gibi sıkıntıları vardı, bunları konuşacağız. Sonrasında da artık yeni sistemi nasıl kurguladık ve bu sıkıntıları nasıl çözdük, nasıl çözümler getirdik, bunlardan bahsedeceğiz. Peki B2B nedir? Açılımından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii B2B aslında business to business kavramının kısaltmasıdır ve işletmeler arasında gerçekleşen ticari faaliyetleri ifade eder. B2B'de bir şirket diğer bir şirkete ürün ya da hani hizmet sağlar. B2C hazır yeri gelmişken B2C'yi de açalım. O da business to customer kavramının kısaltmasıdır ve işletmeden tüketici anlamına gelir. Trendyol'da hepimizin elinin altındaki uygulama üzerinden verilen siparişler aslında direkt B2C siparişler oluyor. B2B siparişler ise hani bizim diğer şirketlere sattığımız ürünleri içeriyor. Böyle olunca tabii siparişin büyüklükleri de çok farklı olabiliyor. B2C'de normal müşterinin siparişi genelde 10 ya da 20'yi geçmezken B2B siparişindeki ürün sayısı 10 binlerce olabiliyor. Peki bir B2B siparişin yolculuğu nasıl oluyor? Replatform sürecinden bahsetmeden önce izleyen arkadaşların da kafasında canlanması için B2B'nin depodaki operasyonel süreçlerinden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Mehmet ekranı açabilir misin? Onun üstünden gidelim istersen. Trendyol'da B2B süreçlerinde Global Platforms ekibi aracılığıyla oluşan siparişler ilk başta Fulfillment tarafına akıyor. B2B siparişi depo yaktıktan sonra artık operasyon bu siparişler üzerinde alokasyon çalıştırabiliyor hale geliyor. Ve bu alokasyon süreci de aslında bugün en çok odaklanacağımız nokta. Bu sistemi replatform etmeden önce de operasyonu en çok mutsuz eden yoran süreç alokasyon süreciydi. Alokasyon süreci de aslında basit bir şekilde siparişler depodaki stoklarla eşleşiyor ve bu stoklar artık satışa kapalı hale geliyor. Yani buna bir nevi rezervasyon süreci de diyebiliriz. Bundan sonra da artık operasyon bu siparişteki ürünlerin belirli bir planda toplanıp paketlenebilmesi için iş planlarını oluşturuyor. Operasyondaki toplama personelleri de iş planındaki ürünleri depodan bir sepete topluyor ve toplama işlemi tamamlandıktan sonra da sepet artık paketleme alanına getiriliyor. Ve burada da paketleme işlemi tamamlanıyor. Paketlemede de paketlemesi yapılan kutuların üzerinde işte kutuların içerisinde hangi üründen kaçar tane var şeklinde bilgileri içeren çek listesi dediğimiz listeler basılıyor. Son olarak da paketlenen siparişler sevk işlemiyle beraber depodan çıkarılıyor. Peki bu sistemin ne gibi sıkıntıları vardı? Neden replatforma ihtiyaç duyuldu? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Bahsedelim. Şöyle bir problemlerimizin içerdiğimiz bir görseli koyalım. O zamanki kullanılan ekranda senkron olarak bu işlemi yaptığı için iptal etme vesaire gibi durumlar olmuyordu. Kullanıcılar o alokasyon bittiği zaman ancak normal hayatlarına devam edebiliyorlardı. B2B siparişlerin hacmi B2C siparişlere göre çok daha büyük olduğu için B2C'deki alokasyon sürecini B2B'de kullanmak çok sıkıntı yaratıyordu. Bu durum sürecin son derece yavaş işlemesine ve diğer operasyonlarda olumsuz etkilenen bir faktöre dönüştürüyordu. Bu nedenle alokasyon koyulacağı zaman depodaki diğer işlemleri durduruyorlardı. Operasyonu en çok etkileyen sıkıntı da aslında buydu. Durumu şöyle özetlemem gerekirse, operasyondan bir alokasyon koyulacağı zaman günün T anında bir adetten fazlasına alokasyon koyulduğunda sistemsel olarak tüm her yer etkileniyordu. Bunun için şöyle çözümler bulunmuştu. Operasyondan kimse alokasyon koymayacak.
Alokasyon koyulduğu zaman, operasyon çalışmadığı zamanlarda hani ne olabilir bunlar? Yemek molası, vardiya değişimi gibi zaman aralıklarında bu alokasyon çalıştırılıyordu. Hatta arada şunu denediğimiz de olmuştu. Yüksek adetlerde böyle deponun çalışmadığı gün, pazar günleri ya da geceleri alokasyon koyuluyordu. Bu problemi incelemek ve aslında operasyonla görüşmek için depoya indik. Aslında diğer sıkıntıları da orada gözlemleme fırsatımız oldu. Neydi bu diğer sıkıntılar? Mesela bizim uygulamamız yalnızca tüm siparişe tek bir plan oluşturmaya izin veriyordu. Ama operasyonu görüştüğümüzde operasyonun marka ya da model bazlı iş planı oluşturma ihtiyaçları vardı. Bunu legacy sistemde çözebilmek için bir dizi manuel işlemler yapmaları gerekiyordu. Hatta neydi bu manuel işlemler? Şöyle açıklayayım. Bizim siparişimize tek bir plan oluşturulduğu için marka ya da modele göre grupluyorlardı. Grubun dışında kalanları teker teker seçip iptal ediyorlardı. Bu iptalin ardından tekrar bu iptal ettiklerini tekrar bir alokasyon koyup bunlara da bir plan oluşturup bunları grupluyorlardı. Bu grupladıklarını tekrar iptal ederek bu şekilde siparişi bitiriyorlardı. Bu hatta operasyonda bir kişi sırf bu işlemleri yapmak için görevlendirilmişti. Bir diğer sıkıntılı manuel süreç ise paketleme tarafına dikkatimizi çekmişti. Burada toplanıp paketlemeye gelen ürünlerin pakete konulurken manuel bir şekilde sayarak aletlerin doğrulanması yapılıyordu. Bu işlemde hem manuel hem de hataya açık bir işlemdi. Son olarak da çekil listelerinden bahsetmiştik. Okta'daki ürünlerin barkodları ve adetlerin olduğu bir liste aslında. Bunların siparişleri sevk etmeden önce paketlenen kutuların üzerine yapıştırılması gerekiyor. Ve platform ilk öncesinde bu süreçte manuel ilerliyordu. Operasyon buradaki bilgileri Excel'e aktarır, sonrasında çıktı alıyordu. Excel'de bir adetlerin, barkodların ve adetlerin yazdığı bir tablo oluşturuyor aslında. Bu tablonun da çıktısını alıp ondan sonra box'ın üstüne yapıştırarak bu süreç ilerliyordu. Bu da yine çok zaman alan ve hatta hataya açık bir işlemdi diyebiliriz. Operasyon için gerçekten sancılı süreçleri varmış. Hafta sonu çalıştırma, çalışmayan saatlerde denenmesi vesaire. Bir de depoya indik dediniz. Biz de bu yöntemleri uyguluyoruz aslında. Bir replatform öncesi ya da bir feature çıkacağımız zaman bile depoya gidip yerinde görüyoruz. Gerçekten faydaları oluyor. Hem problemi anlamak adına hem de probleme çözüm uygularken gerçekten güzel bakış açıları sağlıyor. Peki bu bahsedilen problemleri çözmek için neler yaptınız? Yavaş yavaş replatform süreçlerine giriş yapalım isterseniz. Evet, ya burada replatforming süreciyle artık eski sistemden tamamen ayrılarak sıfırdan B2B servislerini oluşturmaya başladık. Burada da mikroservis mimarisini benimsedik ve business'ı farklı servisler oluşturarak böldük. Bunun sayesinde de servislerimizi birbirinden bağımsız bir şekilde ve daha hızlı geliştirebildik. Bunun yanında da servisler artık birbirinden bağımsız ayrı uygulamalar şeklinde çalışıyor olduğu için her bir servis kendi başına ölçeklenebilir oldu. Ve bu da kaynakları da daha verimli kullanabilmemizi sağladı. Sonuç olarak da müşterimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha rahat bir geliştirme yapabildik. Burada şimdi Mehmet'in bahsettiği sıkıntılara tek tek odaklanmak gerekirse alokasyonu sona bırakıyorum. İş planıyla başlayalım. Biz Replatforming'le beraber operasyonu plan oluştururken nasıl bir stratejiyle oluşturacaklarını seçebilecekleri bir sistem tasarladık. Artık kullanıcı önceden tek bir seçenek vardı. Sadece tek bir plan oluşturabiliyorlardı ve model bazlı ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için manuel çok uzun işlemler yapıyorlardı. Artık bunu tek bir buton ile iş planını model bazlı oluşturabiliyor oldu. Ve bu da artık operasyonda bu iş için bir kişi görevlendirme maliyetini sıfıra indirdi. Paketlemede ise elle ve gözle kutudaki ürünlerin adetlerinin sayımıyla adet kontrolü yapılıyordu. Biz de Replatforming'le beraber bu sayım işini barkod okutma ile sistem üzerinden yapabilecekleri bir adımı operasyon adımlarına dahil ettik. Bu adıma da kontrol işlemi dedik ve aslında paketleme adımında da bu işlemden farklı bir şey yapılmadığı için paketleme işleminin adımının yerini kontrol adımı aldı. Kontrol adımındaki adet kontrol işlemi de artık operasyondaki kullanıcının saymasıyla değil de sistem üzerinden böyle scanner'la sayılarak yapıldığı için hatayı da minimize eden ve daha da hızlı sonuç getiren bir uygulama oldu. Son olarak da paketleme adımında manuel hazırlanan ve sevk işlemiyle paketlerin üzerine yapıştırılan çekil listelerinin de artık sistemsel olarak hazırlanmasını sağladık. Ve replatforming ile beraber paketlenen kutunun kodu girilerek çekil listesi çıktısını alabiliyor oldular.
Bu sayede depodaki manuel süreçleri bayağısını yani minimize ettik ve çok fazla zamandan kazanmış olduk. Şimdi yavaştan alokasyondaki replatforming için de topu Mehmet'e atayım. Alokasyondaki replatformimizi adım adım inceleyelim isterseniz. Versiyon 1'den ilk olarak bahsedeceğim. Alokasyon sürecinin kendisinin yavaş ve sıkıntılı olmasının yanında aslında belki de en çok baş ağrıtan ve yoran yanı diğer operasyonel süreçlerin etkilenmesiydi. B2B sipariş hacimleri sebebiyle siparişlerin alokasyonu esasında DB çok yük altında kalıyordu. Ağır yük altındaki DB'de timeout ve kitlenme problemleri ortaya çıkıyordu. Diğer operasyonel süreçleri de aynı DB'yi kullanmamızdan dolayı onların da direkt etkilenmesine sebep oluyordu. Hatta süreçleri bayağı durma noktasına getiriyordu. Biz de replatforming'e B2B'nin DB'sini izole ederek başlamayla karar verdik ve B2B tablolarını farklı bir DB serverına taşıdık. Bu değişiklikle B2B DB'sine gelen ağır yükün diğer operasyonel süreçleri etkilemesinin önüne geçmiş olduk aslında. Bundan sonra versiyon 2'den bahsedeyim. Versiyon 2 DB'yi ayırıp B2B ortamının biraz daha izole ettikten sonra servislerimizin performansını iyileştirmeye odaklandık. Burada önce yavaşlık yaşadığımız noktaların tespiti için monitoring tool'larından faydalandık ve senkron çağrıların çok uzun sürdüğünü gözlemledik. Bunun için sistemimizin senkron bir yapıdan asenkron bir yapıya çevirmeye karar verdik ve aslında event driven design ile sistemimizi yeniden kurguladık. Burada artık kullanıcı alokasyon sürecini başlattıktan sonra bitinceye kadar uzun süre beklemiyor. Alokasyon isteğini yolladıktan sonra servislerimiz kullanıcı isteğini alındığını haber veriyor ve süreç arka tarafta asenkron olarak aslında akmaya devam ediyordu. Bu tasarım sayesinde hem ekranı ve kullanıcıyı kitlememiş oluyoruz hem de event based bir iletişim kurarak işlemlerin paralelde daha hızlı bir şekilde işlemesini sağlıyoruz. Bu değişiklik alokasyon sürecindeki işlemlerin birbirini bloklamasını engelleyerek performansı önemli ölçüde arttırdı ve sistemdeki gecikmeleri azalttı. Ondan sonra versiyon 3'ten bahsedecek olursak, versiyon 3'te B2B siparişlerinin büyüklüğü nedeniyle veri tabanı Ekrana bir işlemleri yaklaştırma imkanım var mı sana zahmet burada? tabii böyle bir tık daha yaklaştıracak olursam Teşekkürler. versiyon 3'te B2B siparişlerinin büyüklüğü nedeniyle aslında veri tabanı işlemlerinin uzun sürdüğü performans sorunlarıyla karşılaştık. Özellikle çok sayıda insert işlemi yaparken bu sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunları çözmek için datayı 250'lik chunklara bölerek bu parçaları asenkron olarak işleyerek insert işlemi performansını arttırdık. Böylece büyük veri kümelerinin daha hızlı bir şekilde işleyebilir hale geldik. Bu değişiklik aslında insert işleminin süresini önemli ölçüde azalttı ve sistemdeki yükü daha etkin bir şekilde yönetmemizi sağladı. Sürecin devamında ise datayı ürün bazlı partition dediğimiz parçalar ayırarak ilerledik ve aslında datayı paralel bir şekilde işlemeye başladık diyebiliriz. Burada Mehmet bir şey sorabilir miyim? Ya biz de bu arada ekip olarak B2C işlemlerin siparişlerin alokasyonundan sorumluyuz. Burada depoda aslında birden fazla görevli arkadaş var ve bunlar paralel olarak bir siparişi tetikleyebilirler. Yani asenkrona geçirtti ya, örneğin insert işlemi yapıyorum, onları çanka böldüm. Belki bir görevli arkadaş başlattı, o siparişi aynı anda bir diğeri de başlatabilir. Biz B2C'de böyle sorunlarla karşılaştık ve bunun için bazı çözümler uygulamak durumunda kalmıştık. Sizde de böyle olaylarla karşılaştınız mı? Yani evet, aslında yani alokasyon sürecinin aktörleri operasyondaki kullanıcılar olduğu için ard arda alokasyon süreci başlatma senaryosu çok olası bir ihtimal. Ve bu ihtimalde depoda gerçekten sıkıntı yaratıyor. Yani fazladan stokları aloke etmemize sebep olur. Bu da işte o stokların satışını engeller. Biz de bu sıkıntıyı aşmak için Redis'i kullanmaya karar verdik. Redis Distributed Log birden fazla kullanıcının aynı işlemi yaparken çakışma olmasını engelleyerek veri tutarlılığını korumak amacıyla kullanılıyor. Kullanıcıların aynı kaynağa erişip işlem yapmasını önlemek için biz de Redis Distributed Log kullandık. İşte bir kullanıcı kaynağa erişmek istediğinde o kaynağı lockluyor ve diğer kullanıcıların erişimini engelliyor. Lock alındığı süre boyunca sadece lock sahibi kullanıcı kaynağa erişebiliyor ve işlem gerçekleştirebiliyor. Diğerleri ise artık lock'ın serbest bırakılmasını bekliyor. Bu sayede de işlemler eş zamanlı olarak gerçekleştiğinde bile çakışmaları önleyerek veri tutarlılığını koruyabiliyoruz. Bu arada Redis'ten falan da bahsettiniz. Orada aklıma şöyle bir soru geldi. Kullandığınız diğer teknolojiler nelerdi bu replatform sürecinde?
Projelerimizin aslında backend kısmında .NET kullanarak geliştiriyoruz. Ayrıca kullanıcıları arayüzü projelerini, kullanıcılara verdiğimiz UI'leri Angular Framework ile tasarlıyoruz. Veri taban olarak da tercihimiz MS SQL. Bunların yanı sıra cache'lemek ve log'lamak için ihtiyaçlarımız için hani böyle bu ihtiyaçlarımız için Redis tercih ediyoruz. Birinin de bahsettiği gibi. Ayrıca eventlerimizin iletimi için Kafka ve RabbitMQ gibi mesaj brokerları kullanıyoruz. Loglarımızı düzenlemek ve görselleştirmek için de Elastic ve Kibana'dan faydalanıyoruz. Raporlamak için de aktif BigQuery kullanıyoruz diyebiliriz. CI/CD süreçlerimizi GitLab tercih ediyoruz. Uygulamalarımızı Kubernetes üzerinden yönetiyoruz. Ayrıca uygulamalarımızın config ve secretlarında hani bunların yönetimcileri Consul ve Vault araçları var. Bunlardan faydalanıyoruz. Peki monitör olarak neler kullanıyorsun? Sistem monitör etmede versiyon 2'de vesaire de bahsetmiştin sen bazı monitoring tool'larını kullandığında. B2B servislerinin işte bahsettiğin gibi trafiklerini Nevrilik'ten inceliyoruz. Kaynak kullanımlarını da yine aynı şekilde Grafana üstünden izliyoruz. Herhangi bir anomali durumunda da hızlı aksiyon alabilmemiz için bunlar üstünde tanımladığımız alarmlar var. Loglarımızı Fluentbit'e Elasticsearch'e atıyoruz. Burada da attığımız loglar üstünde tanımladığımız alertlerimiz de var. Kafka topiklerindeki logları ve errorları takip edebilmek için de kurduğumuz alarmlar var. Bir de DB seviyesinde tanımladığımız alarmlar var. Bunlarla da kayıtların tutarlılığını takip ediyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Peki bir sistemi replatform ettiniz. Biz de replatform sonrası aslında sistemi izliyoruz. Etkilerini gözlemlemek için. Yani hem merak ediyoruz hem de çıktılarını görmek motive ediyor. Siz de bu çalışma sonrasında çıktıları karşılaştırabildiniz mi? Yani saha ekibinden bir feedback aldınız mı? Ne gibi etkiler oldu sisteme? Bu yeni sistemle beraber zaten B2B süreçleri daha izole hale gelmişti. Ve bu izole hale geldikten sonra artık yük altındayken diğer operasyonel süreçleri etkilemez oldu. Kıyaslama yapmak gerekirse de replatform öncesinde bir B2B siparişte bulunan en fazla ürün sayısı 20 bindi. Yani 20 bin civarındaydı. Replatform öncesinde de 1000'den fazla ürünlü bir siparişin alokasyonu yaklaşık 1 saat sürüyordu. Bu süre boyunca da diğer süreçler etkilenmesin diye İşte bu işlemi öğle arasında veya vardiya değişimlerinde veya işte geceleri veya hafta sonları yapabiliyorduk. Ve platform sonrasında da siparişlere baktığımızda en fazla ürünlü B2B siparişi 100 bin kadar ürünüyle 3 dakikadan daha kısa bir sürede alokasyon sürecini tamamlayabiliyor. Yani sipariş hacimleri 5 katına kadar çıkarken bu siparişlerin alokasyonunun tamamlanma süresi de saatlerden 1-2 dakikalara kadar düştü. Ve bu da her yıl katlanarak artan B2B sipariş hacimlerini sistemimizin rahatlıkla kaldırabildiğini de gösteriyor aslında. Bu gelişmeler de operasyon ekibi tarafından tabii ki çok olumlu bir şekilde karşılandı ve daha hızlı ve kullanışlı bir süreç olduğu konusunda da hep olumlu geri bildirimler aldık. Performans artışının yanı sıra operasyonun çok zaman harcadığı manuel süreçleri de ortadan kaldırdığımız için artık operasyon kaynaklarını daha verimli bir şekilde de kullanabilmeye başladı. Bunun için de ayrıca teşekkürlerini ilettiler bize. Performans olarak gerçekten güzel çıktıları olmuş. Peki replatform ettiniz, şu an kullanılıyor. Yine de böyle replatform değil mi ama refaktör etmek istediğiniz, iyileştirmek istediğiniz yerler var mı? Yoksa şu an sistem tam olarak okey mi sizin için? Elbette hani bahsettiğimiz noktaya kadar her şey sorunsuz gibi görünse de event driven yaklaşımın beraberinde getirdiği bazı problemler de mevcut. Şu anda aslında bu sorunlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Distributed işlemlerdeki transactionlar önemli problemlerden biri. Birbirine bağlı ve sıralı veri tabanı işlemlerinde farklı asenkron süreçlerin gerçekleştirilme durumunda bir hata alındığında işler karmaşıklaşabiliyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalarımız devam ediyor aslında. Anladım. Peki benim aslında soracağım sorular bitti. Sizin aktarmak istediğiniz farklı konular var mı? Yok. Yani Şu anlık yok diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için. o zaman ben de dinleyen, izleyen herkese ve tabii ki size geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video serisinin 4. bölümünü tamamlamış olduk. Serinin diğer videolarına açıklama bölümündeki playlistten erişebilirsiniz. O zaman How to Fix It'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.